Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة güzel yapanları sever.
Okuduğum hadisi şerifte ise sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Allah Teala bir bizim yaptığı işi en iyi şekilde yapmasından memnun kalır. Kıymetli müminler, yüce dinimiz İslam yaptığımız her işin hakkını vermemizi emretmiştir. En sağlam ve en güzelini yapma gayreti içinde olmayı tavsiye etmiştir. Özensiz yapılan işleri, ibadetleri, tutum ve davranışları makbul saymamıştır. Muazzez Müslümanlar, Rabbimize kul olmanın gereği olarak her birimiz öncelikle İslam'ı güzel yaşamakla mükellefiz. İslam'ı güzel yaşamak, Rabbimizi görüyormuşçasına bir hayat sürmektir. Allah ve Resulü'nün bize öğrettiği prensipleri içtenlikle kabul etmek ve tam bir teslimiyetle uygulamaya çalışmaktır. İnançta tevhidden, ibadette ihlastan, davranışlarda doğruluktan ve işte sağlamlıktan ödün vermemektir. Nefsinize, heva ve hevesinize, şeytanın vesvesesine mağlup olmadan dünya imtihanımızı tamamlamaktır. Değerli müminler, Müslüman vaktini iyi değerlendirip en güzeli ortaya koymakla muhatap bulunmuştur. En güzeli ortaya koymak ise önce iyi niyetli olmaya, sonra da işine ibadet aşkıyla sarılmaya bağlıdır. Sorumluluk ve vicdan sahibi her mümin hayatın her alanında adaleti ve samimiyeti gözetir. Hak ve hakikati, doğruluk ve dürüstlüğü kendine şiar edinir. Üstlendiği görevleri emanet olarak görür ve sadakatle yerine getirir. En kısa sürede, en mükemmel biçimde ve en faydalı nitelikte işler ortaya koymak için çaba gösterir. Aziz kardeşlerim, işimizi iyi yapmak hem Allah'a hem de insanlara karşı sorumluluklarımızdandır. Görevlerimizi ihmal ettiğimizde ise Rabbimizin huzurunda bunun hesabını vereceğimiz için aslında kendimizi aldatmış oluruz. Unutmayalım ki dünya ve ahirette başarıya ulaşacak olanlar Allah'ın sünnetine uyarak çalışan ve bütün tedbirleri aldıktan sonra sonucu Allah'a havale edenlerdir. Hutbemi Rabbimizin şu ayetiyle bitiriyorum. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlar bilmelidirler ki biz güzel iş yapanların ecrini asla zayi etmeyiz. أَلَا إِنَّ أَحْسَنَ الْكَلَامِ وَأَبْلَغَ النِّظَامِ كَلَامُ اللَّهِ الْمَلِكِ الْمَجِيدِ الْعَزِيزِ الْعَلَّامِ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي الْكَلَامِ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ بسم الله الرحمن الرحيم إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ صدق الله العظيم.